Aileler yarışıyor. Aileler yarışıyor. 100 kişiye sorduk, 3 popüler cevap arıyor. Aileler yarışıyor. Aileler yarışıyor. Aileler yarışıyor. 100 kişiye sorduk, 3 popüler cevap arıyor. 100 kişiye sorduk, 3 popüler cevap arıyor. Cevap aradı fakat bizim burada en popüler cevapları aradığımız aileler yarışıyor. Siz ekran başındaki canım, ciğerim, sevgili izleyenler, siz şakraklar ve siz matraklar. Hepiniz hoş geldiniz. O nasıl oluyordu? Şen şakrak, matrak. Aa çok matrak Asuman. Aa şen şakrak, şakraklar. Evet. Aynen öyle. Şen sığmadığı için şakrak oldu. Şen olmadığı için. Sığmamış. Olsun şen. Aa sığmamış. Var ama şen şakrak. Evet. Ha. Tamam. Evet varmış, o yüzden biz de şakrağı kullandık. Çok güzel, harika yaptınız. Şakrak ve matraklar tanışık mısınız? Aynı. Evet. Çok yakından. Akraba. Aile. Aile. Evet. Aile. Aileler yarışıyor da aile toplanıp gelmişler. Aile aileye karşı mı bugün? Evet. Aynen. Evet. Bir gün mesela sen Atılan'ın nesi oluyor? Görümcem mesela en baştaki. Aa görümceyi tabii doğal olarak karşıya aldı. Kaynım. Kaynım kim? Abim. Atilla. Atilla Bey. Kaynım kim? Üç, iki, bir. Bilin bakalım ben kimim? Aynen tatlısınız. Kaynımsın sen Atilla. Evet efendim. Evet. Burada bilmeyecek ne var? Bir tarafta kardeşim, bir tarafta kızım ve yeğenlerim. Hep aynen beraber. İnşallah kazanıp bağış yapmayı düşünüyoruz. Onun için rakibimizi de kendi içimizden seçtik. Ay harika, bağış yapmayı düşünüyorsunuz. Evet. Yani bu akşam eğer yani 10 bin lira kazanılırsa kaybeden olmayacak diyorum. Hayır, aynen. Kesinlikle. Öyle. Onun için özellikle birbirimizi seçtik. Ama karşımızda yabancı olsaydı kabul etmeyebilirdi bağışı. Ha. Yok ya bağış. Hayır, doğru söylüyorsun aslında. Aslında mesela doğru. Dedim en azından ikna etmesi tabii, kolay tabii oldu diyorsun. Nereye yapma arzusundasınız bağışı? SMA'lı çocuklara düşünün. LÖSEV ve SMA'lı çocuklar. Ay harikasınız. İnşallah. 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 SMA hastalı çocuklara. Evet. SMA'lı Talha'ya aslında yapmak ha, istiyoruz. Ha Talha'ya spesifik evet bir çocuğumuz evet var. Evet. Ve LÖSEV mi? LÖSEV. Evet. Harikasınız siz. Teşekkür ederim. Harikasınız. O zaman iyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün evet farkındaysanız şakrak ve matrak geçecek. Kaynım da geldi biliyorsunuz. Görüncem de orada. Dur bakalım şu tarafı çözeceğiz birazdan. Günlük eğlence dozunuzu almaya hazırsanız aileler yarışıyor. Başlasın. İçimdeki Kafkas güzelini durduramıyorum Birgül. Ne giysem içimde o Kafkas çıkıyor. Ama çok yakışıyor. Çok yakışıyor. Ay, ya. Zaten öv beni. Çok seviyoruz seni. Birgül öv beni. Ay, çok yakışıyor. Eşe görümcenin arana gireyim mi? Şahanesiniz. Yok bizim aramız iyi. Ha onu ben. Evet. Mesela eltiyle onu soracaksın. Bu elti. Aa biz çok iyiyiz. Aa eltiyiz biz. Elte. Kaynımgil, Ersingil, hepsi bugün buradalar. Ay ne oldu biz... beni öveceklerdi. Harikasınız siz. Siz zaten güzelsiniz. Övmeye gerek yok. Ay Eltim seni şimdiden çok sevdim. Bir şey söyleyeceğim. Fıtı fıtılı elbisen var fark ettin mi? Şey fırfırlı. Çok yakışmış. Ama, bak benim Fenerbahçeli olarak niye Beşiktaşlı giyindiniz? Beni sevdiği için. Beşiktaş'ta. Ben de beni. Kimi sevdim ben? Beni. Bir de beni. Elti olarak. Şimdi ben sevgili kaynım. Çok yakışıklı. Bu akşam Eltimgillere oturmaya gideceğim. Duydum ki kendisi Beşiktaşlı. Evet. Tamam. Sonra dedi ki bana Kanarya olarak gelme. Beni kitledin Atilla.
Çünkü biliyoruz bir Fenerbahçe çok tatlısınız. Kendisi... O zaman yerime geçeyim şöyle ufak. Birgül'cüm, Birgül gelinimiz oluyor değil mi? Evet. Gelin, sürprizli cevabımız ne kadar? Bin TL. Bin TL. Bin lira. Ve büyük ödülümüz olur da bu akşam ailelerden bir taraf kazanırsa bağış yapacaklar. Harika. 10 bin lira. Aa, umarım kazanırsınız. Umarım. İnşallah umuyoruz. Alacağız. Merhabalar. Sen bunların nesi oluyorsun? İyi yeğenimiz. Yeğenler olurum. Evet. Ben de derim şey mi acaba damat mı falan böyle atmış. Yok yeğenimiz. Kaptan yaptık Birgül ne atmışsın? Birgül abi senin şey farkındasın. Her an atacak. Anca yanına geçtim. Özgür ve Sibel geliyor. Çok güzel. Hepimizin yaptığı bir şey. 100 kişiye sorduk. En popüler 6 cevabı arıyoruz. Kıyafet alırken dikkat ettiğiniz bir şey söyleyin. Özgür. Fiyatına. Çok önemli. Kesinlikle. Fiyatı var mıdır? İlk etabı Şakrak ailesiyle başlıyoruz. Görüşürüz Sibel Hanımcığım. Teşekkür ediyorum. Görümcem. Bakınca ilk tur sende gelin. Evet. Birgül'cüm kıyafet alırken dikkat ettiğiniz bir şey söyleyin. Kalitesine. Kalitesi çok önemli. Fiyatı en popülerde çıktı. Kalitesi nerede çıkar? Kalitesi. 100 kişiye sorduk en popüler 6 cevabı arıyoruz. Önce fiyatına bakıyoruz sonra kalitesine bakıyoruz. Filiz Hanımcığım, Eltim sen neye bakıyorsun? Kumaşına. Kumaşı? Evet. Çok önemli. Fıtı fıtılı mı? Kumaşı var mı? Fiyat, kalitesi kumaşı. Hande? Efendim? Sen Filiz'in nesi oluyorsun? Ben Filiz'in yeğeni sayılıyorum. Abi böyle benzeşiyorsunuz da o yüzden. Ha yok mu alakanız? Yok. Yok. Teyzemin entisi oluyor. Yeğenim. Benim yeğenim. Ha, evet. Yeğenimiz. İkinizin kardeşiz. Kardeş olduğunuza göre sizin yeğeniniz. Güzel. Sen deyiz. Kıyafet alırken dikkat ettiğiniz bir şey söyleyin. Ben bedenine dikkat ediyorum genelde. Herhalde 100 kişi de öyle yapmıştır. Hakikaten ya bakıyoruz. Aa fiyatı da iyiymiş. Kumaş da iyi. Kaliteli. Alayım. Bunu XX'ler çalmışım. O yine iyi. Bedenine bakar mıyız? Fiyatı, kalitesi, bedeni, kumaşı. Lale. Kıyafet alırken dikkat ettiğiniz bir şey söyleyin. Modaya uygun mu diye bakarım. Aa hakikaten mi? Evet. Beden sıkıntısı yoksa? Ne? Beden sıkıntısı yoksa? Ya ne tatlısın ama sende de yok canım. Var. Oraya gelince konuşalım. Bir oraya gelelim de. Modaya uygun mu diye. Modaya uygun mu ona bakarım diyor Lale. Ya çünkü kıyafet zaten o dönemin modası ya. O yüzden... Evet. Oradan ilk çarpınızı alacağımızı biliyordum. Özgür sendeyiz. Kıyafet alırken dikkat ettiğiniz bir şey söyleyin de iki tane açılmamış cevap var. En popüler 4 ve 6. Fiyatına bakıyoruz, kalitesine bakıyoruz, bedenine ve kumaşına. Renk. 5. Renk. Rengin. Bak, Birgül'e bak. Birgül'e bak, suratınız ekşitti. Neden Birgül? Ben de onu söyleyecektim. Ha onda. Hayır. Beğenmediğinden ben değil. Ben de cevabı beğenmedi sandım. Yok hayır bizim anladım. Cevaptı. Cevabını çalmış. Rengi var mıdır en popüler 6 cevap arasında? Biz vermeyeceğiz orayı. Biz ama alacağız. Ama çıkmaz sandım ya. Çıkar, ne oldu Birgül? Büyük sıkıntı içindesin. Evet. Çok. Çok sıkıntıdayım. Kıyafet alırken dikkat ettiğiniz bir şey söyleyin de. Dekoltesine bakarım. Evet. Dekoltesine. Ha şey dekoltesine bakarım. Doğru.
Doğru. Çıkar mı dekoltesi? Çıkmaz. Çıkmaz ama. Çok haklısın. Bence de çıkmaz kaynağım. Gir bakalım var mı dekoltesi? Dekoltesi. Buyurun kümelerini ağzımdan aldım kaynım. Eyvah. Filizciğim iki tane çarpı aldınız bir gün sayesinde. Fiyatı, kalitesi, bedeni, rengi, kumaşı. Kıyafet alırken dikkat ettiğimiz şeyler arasında. Rahatlığını? Aa, bak bu olur. Benim şimdi yönetmenimde mesela bir tane sweatshirt var. Mükemmel. Çok rahat duruyor. Onu ondan alacağım. Rahatlığı var mı? Aa, rahatlığı çıkarsa bu etap alırsınız. Evet. Bakalım alacaklar mı? Bak. Çıkar diye düşünmüşüm. Hakikaten çok dedim. Üzüldüm. Evet. Ben de. Ay, çok bedene kaynıma girdi bak, ne o kadar kesin. O çok mutlu oldu. Meryem. Kıyafet Merhaba. Alırken dikkat ettiğiniz bir şey söyleyin. Yani bir likrası geldi, iki markası geldi. Bir likrası. Likrası geldi. O da bedenden dolayı. Ya ben seni yerim. Ne o likra? Bakıyorsun likralı mı? Likralı mı diye hemen alıyorum. Ama çıkmayacak. Likra değil. Hande aramızda kalsın. Aslında bedene bakıyor. Esneklik anlamında. Bakıyor. Herhalde. Çok beğeniyor. Kalmamış onun bedeni. Küçük var. Aynen. Bakıyor. Likra ise bu esner diyor. Aynen. Hadi ben Meryem aynısını ben de yapıyorum. Yapmazsınız. Bebek gibisiniz. Yok yapıyorum. Ya bazen bir şey bulamam. X small. Small'u yok. Yani. Şaka yahu, ben nerede small giyiyorum? Ama hakikaten bakıyoruz ona. Bak cevapları bilmiyorum ama ben mesela hep bakıyorum. Muhtemelen çıkmaz. Ah kumaşlarım likra, flong flong, biraz mı flong diyorum. Hem diyorsun likrasına bakıyorum hem de... Markasına. Marka. Ödül? Ben modeline bakarım. Model. Tuğçe? Markasına bakarım. Atilla? Marka. Sibel? Marka. Görüp... Evet, dedi ki marka. Görümce marka dedi. Bilmez. Bilirim, marka der. Marka var mı? Marka varsa matraklar kendi aileleri olan şakraklardan ilk etabı böyle almış olacak. Haksızlık olacak. Bu beni bağlamaz. Biz getirdik. Aile bir problemlerinizi kendi aranızda çözün. Peki. Bakalım var mı marka? Sonuçta kalite marka. Şarkısı bile var. Sizle pişti bize düştü. Haksızlık oldu. Biz, neden? Biz yarıştırdık onlar aldılar. Biz yorulmadan kazanıyoruz. 91 puan gitti. Onu görmesek bari orada. Gözümüze sokup duruyorsunuz. Evet. Yani bir gül. Ve Atilla abi geliyor. Hadi. İnternetten 3 gün 3 gece sizin için ördüm. İnternetten ezberledim. Gerçekten mi? Aşklı. Kim yaptı bunu? Ben. Tuğçe? Evet. Sen. Çoktan senin şey yaptılar orada arkada direkt. Gerçekten evet, mi? Kendim ördüm. Umarım beğenirsiniz. Ay sen ne diyorsun? Sarı lacivert rengini bulamadım. Ay bu çok güzel. Takayım mı ben Bence bunu? Bence daha yakışır. Evet. Ay çok yakışır. Çok teşekkür ederim. Eline sağlık Tuğçe. Ben ne sandım önce biliyor musunuz? Böyle bebeklere şey kazak mazak şey ama oyuncak. Aha. Alperen ya. Senin tabii hiç oyuncak seni falan onlarla oyun. Çocuk man oyuncak şeyleri böyle bir şey sandım. Ama bir ama şey canım çok güzel. Hakikaten. Hakikaten mi internetten bakarak mı yaptın? Hayır evet. Onu ben yaptım internetten bakarak ama Tuğçe internetten bakmayarak yaptı. Bakmayarak. O belli zaten çünkü bu ilk kez örgü öğrenmiş ya, ben, değil yani. Herhalde burada şey elimde yapmış, bile tutamam. 3 ilmik yani. Almış, zincirlemiş anladın mı? Bak 3 yapmış, zinciri bağlamış. Ondan sonra 3 ilmik, 3 ilmik çok güzel. Biz de biliyoruz çok Tuğçe'nin bu işleri. Hatıra. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Atilla, Atilla. Atilla, no. L'yi unutmamışlar Atilla. Unutmamışlar. Ben onu da anlatayım. Boşanırken
L'nin birini unuttular. 15 senedir öyle duruyorum. Doğarken olurdu genelde. Ya ciddiyim. Nasıl boşandı kendisi? Hayır, ben yanlış yarışmaya geldim aslında. Evet, yanlış programda. Uğraşmadım bir daha yani. Gerçekten samimi söylüyorum. Aslında ikide. Ama boşanırken kimlik değişiyor. Tabii kimliği değiştiriyorlar ya. L'nin birisini unuttular. Ben de bir daha uğraşmadım ya. Atilla dedin. Atilla ama Atilla'sın. Atilla. Yani istediğinizi Atilla. Kullanın. Nasıl isterseniz. İkisi de benim ismim. O zaman başlıyorum. 100 kişiye sorduk. En popüler 6 cevabı arıyoruz. Köpeklere verilen bir isim söyleyin. Niye basmadın? Tamam. Basmadım bir daha. Basmadım bir daha. Erken mi davrandım? Ya böyle huşu içinde alışıyorsun. Çok seviyorum. Köpeğim de vardı o yüzden. O zaman sendeyiz. Evet. Bastın çoktan bastın. Tamam. Tarçın. Seninkinin adı tarçın. Hayır. Neyse söyleme. Tamam vazgeçtim. O kopyalı. Tarçın var mı? Tarçın. Evet, bravo Bilgi. Bravo. Tarçın en popüler. O diyor ki görün kayınbiraderim daha popülerini bulacaktır. Bravo. Haklısın her şeye Atilla'cığım. En popülerini bulursan sizinle başlar. Karabaş diyorum. Bulmadık popüleri. Ben yok estağfurullah seni yorulur. Bilgül. Ay, çok iyi ya. Anam ter bastı benim de. Evet. Kurdeşen olacağım Tuğçe senin yüzü. Anam ter. Bir şey söyleyeyim o değil de. Tam bir Çerkez güzeli gibi nasıl yürüdün öyle ya? Altına sanki bir şey koymuşlar. Onun üstüne çok çekmişiz gibi. Atilla'cığım sendeyiz. Uy ter bastı. Karabaş. Evet. Karabaş. Karabaş. Bakalım Karabaş. Ya yok düzelme çok tatlısın Atilla. Karabaş var mıdır? Benim her şeyim. Ya? 15 senedir her şey. Annemden sonra sağ olsun. Çok oralı değil şey. Ama gitti o çocuk. Bak arkasından konuştum bayağı. Arkandan çok tatlı şeyler söyledi Bülbül. Sen o sırada yoktun yine. Erken nasıl geri geldin? Çok iyi. Ay çıkmış. Bunlar sıcak tutuyor sıcak galiba tutuyor. Tuğçe. Evet. Evet çıkar. Şey, 15 senedir her şeyim. Yan yana oturuyoruz. Komşusun. Tabii aynı zaten. Tam Birgül neyin oluyordu pardon bir daha şey yapalım orayı. Birgül benim yengem. Senin yengen. Tabii, kardeşimle yani, evli yan yana oturuyoruz. Kardeşinin eşi. Her şeyimle sağ olsun evimin de her şeyiyle ilgilenir. Dolayısıyla gerçekten samimi söylüyorum evlenmekten bıktım. Yani bunu bilmiyorum. Şey mi abi... Seda Sayan'la yarışır mısın? Yok yarışmaz. O kadar değil. O kadar değil. Ha, o kadar değil. Yok değil. Rahmetli Adnan Şenses'le? Yok o kadar değil. Yok Adnan Şenses'le. O kadar değil de. Ne kadar abi? Bana zor geliyor ya. Çok ha, zor geliyor. Çok zor geliyor. Evet. Tabii işte. Olan öyle diyor. Olmayan. Olan var. Olmayan var. Anladım peki. Tuğçe. Evet. Sen de? Babam. Baba, çok tatlı bir halam. Babam. Kuzenlerim. Bu arada bir şey söyleyeyim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Güle güle kullanın. Cahedim. Biraz yamuk mu olmuş bunlar? yok. Ben aman benim huyum bir böyle. Bir güzel oluyor. Şey olur ya böyle rahmetli teyzem gibi huysuzum ben. Estağfurullah. Bunun mesela buradan ilmiğini kaçırmışsın. Ama kaçırınca da şaka yapıyorum. Hiçbir şey kaçırmamışsın. 10 numara şaşırdım bir şey yapmışsın. Şaşırdım ben de acaba gerçekten mi diye şöyle bir bakayım. Hemen bak, içeride hallederim. Ne kadar sıkıntı biliyorum değil. Ki bak korktu bir de. Yok değil. Çok güzel ya hakikaten. Gidelim. Bunları istersen ben kelebek gibi de görebilirim. Evet. Baksana kelebek olmuş. Doğru. Oysa ki Zeki Müren koşuyor. Neyse. Köpeklere verilen bir isim söyleyin de baban en popülerini söyledi Karabaş. Sonra yenge Tarçın dedi. 100 kişiyi düşünüyorum. Evet. Çomar diyorum. Ya ben de bak ilk aklıma o geldi. Atilla'dan hatta çomarı bekliyordum ben.
Çomar var mıdır? Çomar. Çomar da vardır. Ödül. Sendeyim ödül. Paşa. 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 En azından bizim orada. Yoktu. Vardır. Var. Sürekli suratını ekşitti. Ne böyle yapıyor? Aklından geçenleri çok söylüyoruz zannedersen. Evet. Çok değil mi? Puanlar gidiyor. Paşa var mıdır? Karabaş, Tarçın, Paşa. Çomar. Sırasıyla açtırdınız Meryem'cim. Ah. 5 ve 6'nın peşindeyiz. Onları açtırırsanız harika bir şekilde hiç çarpısız bu etabı alırsınız. Ay heyecanlandım. Benek. Benek? Çok benekli köpek oluyor bilmem. Ha. Umarım benek çıkar yani 100 kişi düşünmüştür. Ben beneği hiç duymadım. Gerçekten. Duydunuz mu siz? Hayır. Bak hiçbirimiz duymadık. Olay. Ya var. 100 kişiye sorduk en popüler 6 cevabı arıyoruz. Var mıdır bilir. Benek? Bize gelecek Sibel. Bize. Canım. İlk çarpınızı aldınız çünkü benek yok. En popüler 6 cevap arasında yok. En popüler 5 ve 6'yı arıyoruz şu anda. Köpeklere verilen bir isim söyleyiniz. Boncuk. Boncuk. Popüler değil ama yani birinci sırada değil ama bakalım. Ama diyorsun. Boncuktan bakalım bir şansımızı deneyelim. Boncuk var mıdır? İkinci çarpınızı aldınız. Kümelenin bir gücü. Ve Atilla abi sendeyiz. Köpeklere verilen bir isim söyleyin. İki tane çarpınız var. Bak aklımda çok mükemmel bir tane var. Çok duyuyorum. Ay etiyo versem mi ya? Dur yabancı değil. Aynı zamanda bir cins ama çok kurt derler. Ne derler? Kurt. Kurt. Kurt kurt. Atıl kurttaki kurt var mı? Bizimkisi Belçika kurdu. Bence... Çok ümidim yoktu ama bir şey söylemek zorundaydı. Benim vardı biliyor musun? 5, 4 yapmamak için bir şey söylemek zorundaydım. Şakraklar. En sonra köpeklere verilen bir isim söyleyin Lale. Şanslı. Hande? Şanslı. Sen hala bedendesin değil mi? Yok hayır orada da yani bir hepsinin şey... köpeği var. Kimse şanslı kendi köpeğinin ismini söylemedi. Şanslı. Benim aklımda onların şanslı köpeklerinin ismi söyle var. Sen söyle bana bakayım. Onların köpeklerini. Onların köpekleri çıkmayacaktır muhtemelen ya. Şansımı zorlamayayım. Köpeklerin ismini söyleyeyim. He söyle. Gece var, Cici var. Ama ben Duman diyorum. Gece, Cici. Duman. Filiz. Duman. Birgül. Şans. Ve Özgür. Nasıl karar vereyim? İki şans, iki duman. Şanslı olduğunuzu düşünüyorum. O yüzden şans diyorum. Şans dedi. Ya benim de aklıma o geldi demin sana derken. Heh, bir tane var. Köpek ismi var dedim. Hem cins dedin ya bana. Duman o belli daha bir cins var. Duman daha. Arkadaş hepsinin adı şey. Evet. Şanslı. Ama şey daha doğrusu Lucky. Değil mi? Evet. O yüzden ya. Max var. Leslie. Ha? Leslie var. Var. Leski. Leslie. Ha Leslie. Sen de, senin Birgül seninkinin adı ne? Cici. Cici. Ha seninki Cici. Benim burası Bici. Gece. Gece. Benim Gece. Gece. Ay dur karıştı. Cici. Gece. Gece. Bakalım şans var mı? Şans benim annemin köpeğinin de adı Lucky. Hı. O yüzden o belli bir o cins bu şey. Çok seviyorum anne. Sevilmez mi? Çok, yok yok hakikaten çok seviyorum. Kendisi aslında bana diye getirmişti onu. Bir yerde tam böyle işte o zaman Bodrum'dayız. Böyle bir sepetin içine koymuş. Sepetin şu kadar. Bak gerçekten Tuğçe senin eldiven kadar. Bir tane de buraya kırmızı fiyonk yapmış. Ondan sonra dedim ki anne bu ne? Oh falan. Sana dedi hediye. Çok güzelmiş. Anne ben buna bakamam. Falan. Böyle bayağı şey oldum. Ben buna bakamam. Nasıl bakayım anne? Yani, kedi başka. Şimdi köpek başka yani sorun yok falan filan derken. Annem de yazık ben bakmayınca annem de maşallah çok uzun yıldır. Maşallah. Öyle diyeyim size epey çok uzun yıldır. Şöyle artık Lucky duymuyor. Lucky, Lucky diyorum. Bir de annem şey demez mi? Lucky. Şey ne diyor bana? Kız kardeşin geldi. Çünkü köpek şey olarak o benden büyük tabii hakikaten. Bayağı büyük diyorum sana ya Atilla. Duymuyorum ki Lucky. Duymaz. Asu duymaz diye buna kızıyor. O duymadı bana niye kızıyorsun?
önüne git diyor, seni görmesi lazım. Evet. Ya çok tatlı. Ama evin çocuğu gibi oluyorlar gerçekten. Benim kızım da duymuyor. Evin çocuğu gibi oluyorlar gerçekten. Ay evet, hakikaten öyle ama. Aynen. Hakikaten öyle. Evet. Anneme de buradan selam. Lucky'i de öpüyorum. Çok seviyorum kendisini. Var mı şans? Şans çıkarsa şakraklar bu etabı alır nihayet. Şakraklar. Yani. Bu etap demin sizden. Verdiğimizi geri aldık. Hadi bakalım. Evet ya, az yani, biraz geri aldık ama aldınız sonuçta. Ya Birgül çok tatlı. Birgül bak, o birileri, siz bir şey söylüyorsunuz, puan alıyorsunuz. Yapıyor. Evet. Puanı açtırıyor mesela doğru cevabı. Hepsini de vuruyor. Çok tatlısın sen Birgül. Hakikaten her şeyimiz oldu. Diğer cevap ne, çok merak ne? Ettim. Ben de çok merak ediyorum. Duman Filiz. Duman var mı acaba, çok merak ettim. Çok şaşırdım. Evde de böyle merak ediyor musun bunu Filiz? Ediyorum. İzlerken. Evet. Çok zaman, merak ediyorum. O zaman canım ciğerim, merakımızı giderelim. Bir kere de şu cevaplar yüzü tamamlasa hep 90'da 95'te kalıyor. Neyi tamamlasa? Yüzü. Hani orada 20 kişi şans diyor, 10 kişi barut diyor, öbürü tüfek diyor. Hep 90'larda 93'te kalıyor. Bir gün yüzü görmedim daha. Daha bir gün yüzü görmedim. Görmedin mi? Hedef vur etabıyla devam ediyoruz. 150 puanım var. Derdim şu Atilla'ya bir gün yüzü göster. Özgür ve Sibel geliyor. Eyvah. Bakalım. 10 puanlık sorunuz geliyor. Maaşınızı aldığınız gibi yaptığınız bir şey söyleyin. Özgür. Kira ödemek. Maaşı aldım, gidiyorum hemen kirayı atıyorum. Bakalım var mıdır kira ödemek? Sibel, maaşı aldığınız gibi yaptığınız bir şey söyleyin. Maaşı almıyorum ki ben. Ama alırsam ne yaparım diye. Soruyu ayırt edelim, maaş alanlara ölmez. Maaş alınmıyor mu? Ben patron olunca maaş vermiyor bana kimse. Hayır, maaş veren var burada. Ama diyelim. Aldım. 3, 2, cevap. 1. Cevap. Mama. Mama. Geceye. Mama. Maaşı aldım. Geceye mama. Sokak hayvanlarına. Ay ya da sokak. Bravo, sokak hayvan. Gece mama alırım, mama. gece gündüz size, doyuyor. Size gelecek. Sokak hayvanları da alırım diyor. Hiç çok maaşı şaşırdım. Aldığınız gibi yaptınız. Çok şaşırdım. Şaşırdın. Çok. Çok şaşırdım. Bakalım ne çıkıyor? Yemek. Borç ödemek. Bak kim orada borç ödemek dedi? Ödül. Kredi kartı dedi. Ben kredi kartı dedi. Ama kira da borç dedi. Kira, ama kira, sahibine borç ödemek ayrı, kira ödemek ayrı. Ben daha detaya indim. Aynen. Neyse, çok şükür borcum da olmadığı için. Kira, borç, çok şükür. Değil. O zaman görüşürüz. 10 puan bende kaldı. Teşekkür. Kendinize iyi bakın. Tuzu kuru olunca böyle oluyor. Ne dedin gelin, ne dedin görümcen için? Duymadın. Ne dedi? Duymadım. Çağırmadık Atilla abi. Çağırmanız gerekiyor. Atilla abi niye üzerime geliyorsun? Bir şey söyleyeceğim. Bir gün yüzü görmemenin yani sebebi ben miyim? Ben anlamıyorum ki ya. Adam gelmiş 50 yıl sonra benden hesap soruyor. 50 yaptım farkında. Çağırmak gerekiyor mu? Dedim ya, heyecandan ne yaptığımı bilmiyorum. Asuman Hanım çağırmadan gitmenizi beklemiş. Harika. Alperen'cim iki çay yolla bize. Atilla abi devam etmem gerekiyor bu sohbeti birazdan. Değil mi? Yani seni yormak istemezdim ama. Aşk olsun ne demek? Hayır ya. Ben
çağıracaksınız diye düşündüm. Aa, hakikaten çaylar geliyor. Vallahi çağıracaksınız. Atilla, vallahi seni yormak istemezdim aslında. Şöyle bir şey oluyor. Ben şeyi görmek istiyorum. Müziği de yolluyoruz ya. Şeyden onu... dolayı bir günün nasıl geleceğini en çok merak ediyorum. Atilla abi ve Virgül geliyor. Basmıyorsun. Yoksa yemek yok. Yoksa eve gelip temizlik de yapmıyor. Evet. Aldı. 20 puanlık sorunuz geliyor. Aynı iş yerinde çalışmak istemeyeceğiniz birini söyleyin. Feykan. Bir gün eşim. Çok güzel cevap biliyor musun? Eşim dedi bir gün. Eşim var mıdır? Evet. Wow, 20 puan aldırdı cevap. 100 kişiye sorduk. En popüleri eşimmiş. Filiz ve Tuğçe geliyor. Puanlık sorunuz geliyor. Sessiz olan bir... Sessiz olan bir evcil hayvan söyleyin. Filiz. 3. Kedi. Kedi miydi? Valla benimki kendini kaplan sanıyorum. Bazen. Tuğçe, sessiz olan bir evcil hayvan söyleyin. Evcil hayvan. Kaplumbağa. Yes. Kaplumbağa var mı sende? Yok. Kaplumbağa var mıdır? Balık. Bakalım ne... Balık çok güzel. Evet, bakalım evet, neymiş 30 puanı kaybettiren. Balık, evet. Görüşürüz Tuğçe, görüşürüz çekil, Filiz. Çekil. Aslında yeni görüşeceğiz. Ya. Ödül evet, ve evet. Hande geliyor. Bu el gerçekten oraya gidiyor yani. Hadi bakalım. Nereye gidiyor? Ha, refleks olarak. 40 puanlık sorunuz geliyor. Otomatik vites araçlarda göremeyeceğiniz bir şey söyleyin. Hande? Debriyaj. Kim? Debriyaj. Debriyaj. Tabii. Var mıdır? Bravo. Ödülcüm görüşürüz. Teşekkür ederim ödül. Ödül niye bekledim? Puan alın derim. Yok. Aha benimki geliyor. Meryem ve Lale. Merhaba. Bunu sevdim ben Tuğçe. Şey gibi bu. Bu özellikle bu şey, korona savar. Ben de ilk defa çak yapabildim biliyor musunuz uzun zamandan çok iyi. Sonra. Evet Filiz. O şansı vermişim demek ki. Evet. Beni beklemişsiniz. Çok güzel. 50 puanlık sorunuz geliyor. Boşluğu doldurun. Nokta nokta kartı. Nerede? Kredi kartı. Evet. Evet. Kredi kartı mıdır? Kredi kartı 50 puan getirir size. Berabere İyi. Bitirsek şu oyunu. Ne oldu yine? Berabere bitirsek şu oyunu. Beraber izlerdik. Aa 100. Hakikaten. 140, 141. Hedef vuratevim de şöyle oldu şimdi. Şakrak masasına 60 puan gitti. 50 puan da Meryem sayesinde matraklara gitti. Buraya gelmeye çok hevesliydi. Bakalım şimdi nasıl gelecek. Filiz ve Tuğçe geliyor. Çabuk geldik. Tuğçe çok sevdim fark ettin değil mi? Evet, kızım bir... çok sevinecek. Tuğçe o kadar ya. Söyledim evet. Bana öğret ben örecektim. Bütün övgüleri sen alıyorsun. Evet ya. Kızın kaç yaşında? 8 yaşında. Aa, adı ne? Zeynep Güneş. Ay çok güzel. Evet. Güneş Zeynep... diyorum ben de o yüzden şöyle bir kekeledim Zeynep'e alışkın olduğunca. Zeynep, Güneş, Zeynep. Bunlar bir kişi. Bir çocuk. Zeynep, Güneş. Oğluma da bir selam isteyeyim o zaman. Adı ne? Kuzey. İbrahim Kuzey. Ay ne güzel. İbrahim Kuzey. Öpüyorum sizi. Çok güzel oldu. Şey... Yakarım biraz. Evet.
Yaktı. Tuğçe yaktı. Tavuklarda. Evet. Çok da yaktı. Ben biraz çıkarayım. Evet, çatıyorum. Çıkarım. Efendim, yakışmıştı, hazır mısınız? Hazırız. Filiz Hanım, ben görüyorum eli soldakini. Ama solu kullanmıyorum. Ha. Evet. 100 kişiye sorduk, en popüler 6 cevabı arıyoruz. 90'lı yılların unutulmaz dizilerinden birini söyleyin. Tuğçe. Hayat Ağacı. Hayat Ağacı var mı? Filiz. 90'lı yılların unutulmaz dizilerinden birini söyleyin. İkinci Bahar. İkinci Bahar yaş mıdır? Yılı hatırlamıyorum. Ödül. 90'ların unutulmaz dizilerinden birini söyleyin. 5, 4, 3. Ekmek Teknesi. 2. Ekmek Teknesi. Midir? Hande. 90'lı yılların unutulmaz dizilerinden birini söyleyin. Bizimkiler. Bizimkiler evet. Midir? En popülleridir. Bravo. Görüşürüz Tuğçe. Buyursunlar Filiz. Lale. Efendim? Bizimkiler en popülerde çıktı. Remzi, Ekmek Teknesi dediniz. O 2000'li yıllarda başladı. İşte ben de yıllarını... 2002'de başladı. Doğrudur, ben 94'lü olduğum için... Küçüklüğümde olan her şey 90'lar i̇şte gibi geliyor bana. İşte sen de benim gibisin. Ay, ben de hatırlayamıyorum oraları. İkinci Bahar da galiba. Evet, işte yıllarını hatırlayamadım. Türkan Şoray. Evet. Şener Şen. Hı-hı. Büyük ustalara saygı olsun, selam olsun, sevgiler olsun. Lale. Süper Baba. Süper Baba. Ha, Süper Baba. Sen hatırlamazsan ödül. Süper Baba var mıdır? Evet, bizimkiler Süper Baba. Özgür. Perihan Abla. Perihan Abla. Aa, Perran Kıtman'a da buradan selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı göndeririz. Perihan Abla var mıdır? Yokmuş. Yokmuş. O da sanki 2000'ler. 90 olması lazım. 80 sonları belki daha eski olabilir. Evet. Ay, onu biz nereden hatırlayalım? Özgür, 80'lerin sonu. Oo, ne güzel bilgi alıştın. Kolay gelsin. Kopyalaşmanızı balla kestim. Fikricim, hiç buralarda değilsin. Sen bakma Birgül böyle bak tatlışko. Bayağı sohbete bırak. Bayağı onlar konuşuyorlar. Çok haklısın. Gayet ama seni hiç görmedim. Burada şimdi görüyorum böyle, öyle mi diyorsun? Ne diyorsun? Öyle mi diyorsun? 80'lerin sonu. Sağ olsun. Tabii ki orası öyle. Olsun. Birgül? Hayat Ağacı var mı diye soruyordum. Tuğçe söyledi. Söylenmişti. Ben bilmiyorum artık Tuğçe'cim. Tuğçe söylemişti onu bir gün. Hayat Ağacı vardı. Hayat Ağacı çık kalmadı. Hayat Ağacı ama sorarım yine. Hayat Ağacı var mı? Kümelenin. İkinci çarpınızı aldınız çünkü. Hayat Ağacı var mı? Filiz. 90'lı yılların unutulmaz dizilerinden birini söyleyin. Bizimkiler çıktı, Süper Baba çıktı. Üf, bende çok var. Şey olarak yani 90'lar bildiğimden değil çok da. Seni bilmiyorum. Evet. Teyzem çok anlatırdı. Şöyle dizi vardı. Diziler aklıma geldi. Ay, az biraz açtırın da hayatınıza renk katayım ama siz benim hayatıma renk katmazsanız ben sizin hayatınıza nasıl renk katayım yani, böyle olmaz. Hiç aklıma geldi. Sen benim hayatıma renk katmasan, ben senin hayatına renk katmasam nasıl Diyarbakır kadayıfını yiyeceğiz? Yendi bile o kadayıf. 5. Yok. 4. 3. Hadi 2. 1. Cevap yok. Baktım Atilla abiye bırakacaktım. Şöyle sayacaktım. Tero. Atilla abinin kafada o çalıyor çünkü. 5, 4. Meryem sendeyiz. 90'lı yılların unutulmaz dizilerinden birini söyleyin. Mahallenin Muhtarları. Umarım. Evet. Mahallenin Muhtarları. Kandemir Konduk. Evet. Aynen. Doğru değil mi? Doğru. Kandemir Konduk. Evet. Istama. Selamlar, Erkan. Sevgiler, saygılar. Mua. Kandemir abi, öpüyorum Erkan seni. Erkan Can abi.
Erkan. Ben? Erkan Can da onda. Oynayan. Oynayanlardan. Tabii, tabii. Erkan Can ustaya da selam olsun. Kandemir abi tabii kendi yazdığı oyunlarında da ben oynadım. O yüzden bir de Çerkez'dir Kandemir abi. Ayrı bir şeyimiz vardır tabii ki. Ödül. Kaygısızlar. Kaygısızlar. Tuğçe. Mahallenin Muhtarları diyorum. Atilla. Ya ben hayatımda bir tane dizi seyrettim. Samimiyetime inanın onu söyleyeceğim. Ama Mahallenin Muhtarları favorim. En son babalar diyor. Gülerek onu seyrettim. Onun dışında da dizi en korktuğum yerdi. Soru çıkarsa dizilerdi. En son babalar duyardı kimler vardı? Hatırlamamız için. Ülgen. Rasim Öztekin. Rahmetli Rasim Öztekin. Şimdi Eminoğlu'nun isimleri şu an. Ya şu heyecanla bu soruyu doğru sormak. Söylüyorsun ya ama yani, müthiş ama bir diziydi. En azından 2-3 kere de indirerek izlediğim tek bir dizidir o. En son babalar duyar. Ali Sunal vardı. Bravo. Vardı. Evet. Levent Ülgen vardı. Bravo. Evet. Ülgen evet Levent abi. Sizdeyiz Sibel Hanım. Son karar senindir. Mahallenin Muhtarları. Bence de. Dedi. Mahallenin Muhtarları. Çıkar. Uf. Mahallenin Muhtarları çıkarsa bu etabı alır Matrak ailesi. Çıkmazsa şakraklarda kalır. Cevabımız var, onları açalım, merakımızı görelim. Çünkü Filiz, en çok Filiz merak ediyor. Çok merak ediyor. En çok Filiz merak ediyor. Mahallenin Muhtarları size bu etabı aldırdı. 201 puandasınız. Ne çıkar başka? Fermunda ne demiş? Hanımlar Fermunda Hanımlar. Evet. Kesinlikle çıkacak. Evet. Fermunda Hanımlar. Evet. Ankara'da çekiliyordu değil mi? Evet, evet. Evet. Bakalım neymiş en popüler 6. Kaygısızlar demiş de olurmuş. En popüler 5. Evet. Çiçek taksi. Çiçek taksi. Volkanlar mıymış bu? Daha evet. En popüler 3. Yılan hikayesi. Çok bilmiyorum. Memoli. Memoli. Yılan hikayesi. Meltem Ülgen. Polisiye vardı ama. Ya ben onu ben. Ay şey ben de şey sandım yani. 90'lar bunlar. Hepsi daha yakın geliyor ama. Şakrak ailesi 140 puanda, Matraklar 201 puanda. Bakalım ödül ve anne ne yapacak? Elleri arkaya koyacak. 100 kişiye sorduk, en popüler 6 cevabı arıyoruz. Evde görebileceğiniz takımlardan birini söyleyin. Ödül? Yemek takımı. Çok mantıklı, var mıdır? Yemek takımı, en popüleri. Ona da bir hak tanısaydın. Özür dileriz abla. Baskı yapma üzerimize. Tamam. Çünkü ödüle böyle bir fırsat tanısaydın bari. Meryem'cim sen evet. Hakikaten de ne kadar da benziyorsunuz evet, ya. Evet, Birgül'ün kızıyım. Birgül'ün. O da likraya bakıyor mu? Ne? Kıyafet alırken likraya bak. O, tabii ki. Genetik. Meryem'cim siz ne işle meşgulsün? Ben ilaç firmasındayım. Genel müdür asistanı olarak çalışıyorum. Wow. Çok havalı değil mi? Çok. Sen var ya çok havalısın. Ödül? Ben medical fitness antrenörüyüm. Aa, medical fitness antrenörü nasıl? E şöyle bir şey var. Aa, şey mi? Spor sakatlıkları falan filan gibi mi? Yok. Gibi ama şöyle bir durum var. Sadece kilo alıp vermeyle değil de kişilerin hormonal değerleri, eklem açıları gibi sağlık baremleriyle de ilgileniyorum. Tuğçe, sen ne yapıyorsun? Ben Ankara'da özel bir okulda. Diyecektim, siz Ankaralı mısınız? Ben İstanbul. Yok. Bir tek Tuğçe. Ben de doğma büyüme İstanbul'dayım. Evlilik sebebiyle Ankara'ya gittim. Aa, İstanbul. Ankara'da özel bir okulda okul müdürü olarak görev yapıyorum. Okul müdürü mü? Evet. Evet. Aa, öğretmen çok gelmişti, okul müdürü hiç gelmemişti. Öğretmenim. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Ay çok memnun oldum. Ben de. Nerede şey okul? Ankara'da. Nerede? Mustafa Kemal Mahallesi'nde. Tamam. Çankaya'da. Ay çok havalı ya. Okul müdürü tanıyorum. Ne haber? Çok güzel, çok havalı. Atilla. Ben sen bu arada cevap düşünüyorsun değil mi? Bu farklı. Kesinlikle. Siz ne işle meşgulsünüz ya da meşguldünüz? Evet, o şey yapıyorum.
Ben kamudan emekliyim ama 20 yıldır da İstanbul'da 3 ortaklı bir şirketin ortaklarından biriyim. Sibel'de bir diğeri mi ortaklar? Yok. Ha, ne bileyim ben kendi patronum olunca değil. Bugün hatta Birgül'ün eşi Kubilay ortaklarımdan biri. Hatta bugün onun doğum günü. Yine. Müsaade edin buradan bir el sallayayım. Ne demek müsaade senin? Bir gün yüzü görmüş o. Mutluluklar. İyi ki doğdun. Yalnız şunu da anlaşalım. Oraya dönmenize gerek yok. O benim kameram. Değil ya, tamam. Evet. Siz bak. Dümdüz. Şurada seyrek bak saçlı. İyi ki doğdun Kubilay. Bravo çok güzel harika. Sizinki de şurası. Ömür. Evet. Anlaştık. Sibel Hanımcığım siz ne işle meşgulsünüz? Mali müşavirlik hizmeti veriyorum. Mali müşavirlik çok güzel harika. Teşekkür o zaman ederim. Matrak ailesi sizdeyiz. Yemek takımız cevabı şu soruya cevaptı ve en popüleriydi. Evde görebileceğiniz takımlardan birini söyleyin. Meryem koltuk takımı. Yemek takımı koltuk takımı koltuk takımı var mı? Yemek takımı, koltuk takımı, evde görebileceğiniz takımlardan birini söyleyin. Tıkandı. Ben mi söyleyeyim? Evet Sibel. Yatak odası takımı. Aa hiç aklıma gelmedi ya. Ben çünkü şeyde bitmiştim zaten koltuk takımında. Var mı yatak odası takımı? Sana çıktı Sibel. Teşekkür ediyorum. Süper. Ne yapmayı düşünüyorsunuz diye sorayım. Sorun. Siz de cevaplayın. SMA'lı çocuğa vereceğim. Harika. Bunu tekrar duymak istedim de o yüzden. SMA hastası çocuğumuz Talha'ya gidecek. Onu sen yönlendir beni. LÖSEV'e diye yani planladık. İnşallah o şekilde yapacağız. Tamamının bir kısmını ona. Ama bu anladığım kadarıyla Talha'ya gidecek. Direkt onu yönlendir beni. Nasıl arzu edersiniz? Harika, çok güzel, çok mutlu olduk. Efendim, yatak odası takımı da çıktı. Atilla Bey sizdeyiz. Evdeki takımlardan birini eskiler, söyleyeyim. Eskiler, özellikle annemlerden hatırlıyorum. Adını da tam bilmiyorum. Fiskos takımı mı derler? Fiskos, hani yani fiskos. Geliyor. Sibel'e sorayım. Sen, Tuğçe sen hatırlıyor musun anneleri, babaanneleri? Fiskos takımı vardı hatırlıyor musun? Tuğçe de hatırlıyor. Tabii. Tuğçe de hatırlar çünkü orada büyük. Babaanne hatırlar Tuğçe. Ya Tuğçe bana o kadar küçük geliyor ki o yüzden. Senin zamanında yoktu. Fiskos takımı. Bakalım fiskos takımı var mı? Fiskos ne tatlı yok. Bir isim ya. Çok haklısın. Yani, Atilla çok haklısın. Sehpaların içine evet. Özellikle misafir geliyor kızım şunları serelim falan denirdi ama adını yanlış mı söyledim acaba? Tuğçe sendeyiz ilk çarpınızı aldınız. Fincan takımı. Aa söyledikçe nedir? Geliyor bana. Fincan takımı. Fincan takımı var mıdır? Fincan takımı da var. Yemek takımı, koltuk takımı, yatak odası, fincan takımı dedi. Tuğçe ödül sendeyim. Devresim takımı. Ay bütün takımlar çıktı bana da pıtı 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 geliyor. Şu an yok mesela bitti yine bende bitti. Daha ben nevresim var. Takımı var mıdır? Var mı daha? Vardır. Nasıl kapamadın yandım. Şu sırayı? Fincan takımı. Evet, evet. Bir tane çarpınız var. Evet. Meryem sana geldim. En popüler altıyı söylersem bu etabı alırsınız. Tencere takımı demek istedim. Evet çok güzel. Anne bu arada kullanmadığın tencereleri bana postalamaya çalışma. Ya annemin bir tencere takımı var. Onu ablama demiş ki Yasmin sen al bunları Berlin'e götür. Berlin'e. Yasmin de şimdi benim ablam ama ben daha biraz büyükmüşüm gibi oluyor. Değil yani o daha şefirli. Ablam biraz daha şey. Ben daha dilimde yani ben hemen söylerim. Ablam böyle içinde tutar, söylemez. Orada annem böyle bir şey, ya tamam isterim demiş ama asla hiç istemiyor. Ay bu ablamla benim aramda sırdı. Ay montajda tanıdıklarım, abiler şey yapar mısınız burayı yok edelim. Yok ya anlatıyorum anne, sen de bil işte. Ondan sonra demiş ki bunları götürsün Berlin'e falan filan. Annem, ablamın da kızı var, yeğenim. Birgül gibi ablam. Gitmiş odada, 3 saat sonra kızarıyor, bozarıyor falan yapıyor. Deniz de demiş ki ne oldu anne?
Hayır pardon, demiyor bile artık, tanıyor ya annesi. Anne demiş ya. Anneanneme söyle istemiyorsan. O kadar. Ama şimdi söylersem üzülür annem. Darılır. Ondan bir şey yapacak. Diyor ki iyi de diyor. Tencere takımını nasıl götüreceksin? Ve ne yapacaksın yani? Okey falan diyor. Sonra orayı bir şeye getiriyor. Tamam, annem paketliyor galiba onları. Yasmin dedi ki uçağa geç kaldık. Berlin uçağı kaçıyor. Bla bla falan deyip kaynatıyor oraya. Sonra ben bu hikayeyi biliyorum. Annem bildiğimi bilmiyor. Ta ta Bodrum'a bir gittim. Anne böyle yapıyor. Tencere tabakımı yine çıkmış şeyin üstüne. Tamam, bana böyle yapıyor. Bunları sana vereyim mi? Çok güzel bunlar. Ben de yine... Ben seviyorum. O yüzden dedim ki aa alırım anne dedim ama bir sonraki gelişimde. Tencere takımı var mı? Tencere takımı çıkarsa bu etabı kazanır mı atraklar? Matrak ailesi 287 puanla bir Gülcüm. Evet. İnanır mısın 287 puanla öne geçtiler. İnanıyorum. Bu akşam hangi taraf kazanırsa kazansın. Sağlık kazansın. Ümit ediyorum ki kazansın. Çünkü bir bağışta bulunacaklar. LÖSEV'e evet. Ve SMA hastası. Talha. Bir çocuğumuza. Efendim buradan da Allah şifa versin diyorum. Amin. Ve Lale Meryem geliyor. Aman Allah'ım. Aa çok heyecanlı. Duble puan etabındayız. Evet. Kaynım her şeye hakim biliyorsunuz. Bu etapta duble yani çift puan alıyorsunuz. Evet. 100 kişiye sorduk en popüler 5 cevabı arıyoruz. Sonu su ile biten bir isim söyleyin. Ezgi Su. Ezgi Su mudur? Yaşasın. Can Su. Can Su mudur? Süper ya. Elvan çak da yapamıyorum şimdi. Hemen yapalım. Sen herhalde lütfen. Ben nedir ya seni? Çok tatlısınız. O zaman ben gidiyorum. Ben çok bayıldım. Tabii tabii buyurun. Tuğçe ya bunlardan bana birkaç tane yap ha. Aha, gönderirim seve şimdi seve. Haftanın 5 akşam yapıyoruz ya. Sen bana 5 yap ben onları Çaker ailede kullanayım mesela. Sonra falan seve, tamam seve. Öyle şey yaparız. Ah çok ya. Evet. Tabii ki Sibel'deyim Meryem'cim. Senin aklına bir sürü sulu isim gelmiş olabilir. Sonu evet. Su ile biten bir isim söyleyin. Asu. Hay ya. Hey ya. Gözlerim parladı. Böyle bakıyorum. Asu. Gitti bu ne dedi ya? Ezgi Su dedi. Ezgi Su dedi ya. Bu heyecan yaptım. Asu var mı? Kesinlikle. Mükemmel bir isim. Vay hem de ikinci sırada. Ya şu güzelliğe bak. Çok abi bu arada geçen bir hatırlıyorsunuz bir yarışmacı... aile bir aileden bir bana bez bebek getirdi örgü. Onun adını Asu koyduk. Şimdi efendim Şükran ablam bana hediye etmiş olduğu bebek. Size sesleniyorum. Bana yazabilirsiniz. İsim arıyorum kendisine. Evet. Güzel isim önerilerinde bulunursanız. Okey. Bu kadar. Söyleyeceklerim bu kadar. Hadi abi sendeyiz. Aklımda daha kolayı var ama kalsın. Ben zoru söyleyeceğim. Ben Su. Galiba öyle biri var. Ben Su. Var var. Var değil mi? Ben Su var mıdır? Ben Su. Ben Su. Süper. Çok da emin değildim. Daha kolayları bırakmak için bunu ben söyledim. Ben Su çıkar diye düşünmedim biliyor musun? Ben de düşünmedim. Düştü değil mi? Şansımız İlk çarpı geliyor yok demiştim ben. Zaten dedin, 4'te çıkmış. Bak kızın ne kadar güveniyor sana gördün mü? İlk çarpı geliyor. Ondan değil. Kim bu 100 kişi? Tuğçe'cim sendeyiz. Tansu. Tansu? Tansu. Tansu? Çıkar diye dedi. Düşünüyorum. Belki bak, 5'te ama Birgül çıkıyor. Ablanın dudaklara dikkat edin. Çıkıp çıkmayacağını oradan anlayacaksın. Onu göremiyorum ben. Ne kadar büzüştürüyorsa o kadar çıkma ihtimali var. Morali bozuluyor çünkü. Var mı Tansu? Yok. Babası yüzünden değil ama kızı yüzünden ilk çarpılarını aldılar. Özür sendeyiz. Düz mantıkla direkt Su demek. Bravo.
Aklıma geldi. Ama soru soru değil. Ama olsun, suyla da sorusu. Başladığı gibi bitiyor. Demeyeydin, iyiydi. Olsun, başladığı gibi bitiyor. Sonu su ile biten bir isim söyleyinde. Düz mantık gidiyorum dedi Ödül ya. Bana karışmayın dedi. Su var mı su? Asuma nedir? Ama suyu çok haklısın. Suyun sonu başı belli değil ki. Su, su dediğiniz zaman iki kere su. Başı da su, sonu da su. Çağırıyorsunuz su. Su yani. Meryem sen de iki tane çarpı aldınız ama kümelenin. Siz kümelenin lütfen. Birgül'ü unutmayın lütfen. Umarım o 100 kişi benim gibi düşünmüştür. Karsu diyeceğim. Hani bir sanatçı olduğu için akla gelmişti. Ha, öyle bir şey var. Evet, ve doğru. Çok da sevilir böyle. Ya bir şey söyleyeyim Atilla abiye bak yalnız. Aktüel günceli full takipte farkındasınız değil mi? Öyle birisi tabii, var doğru. Karsu ha öyle ne, biri var. Var şarkıcı. Ya bilmiyormuş gibi bir de soruyorsun sen, çok tatlısın. Vallahi değil bilmiyorum. Demin böyle ben şarkıcı soru evet öyle biri vardı, artist miydi? Var doğru. Şimdi dönüyor, doğru var şarkıcı diyor, Tuğçe'ye dönüyor. Şarkıcıydı değil mi? Doğru. Yok hakimsin zaten olaylara. Hayır hakimim ben çok okurum. Ama şimdi hani bana dizi sorduğunuz zaman zaten şuraya gelirken de dizi çıkarsa eyvah dedim. Çünkü bir tane dizi seyrettim. Ya ama olabilir, normal. Ama çok okuduğum için... Yani bana da şimdi sor 90'lı yılların dizisini, ben bilmiyorum. Bugününü de bilmiyorum. Çünkü 2000'li yıllardasınız. Rahmet, o şey bak. Ama beni nasıl yakaladın? İki tane çarpıdasınız ve dedi ki Meryem, Karsu. Karsu çıkarsa devam ederiz. Çıkmazsa üçünün çarpılarını alırlar. Çıkar. Üçünün çarpılarını bize geliyor değil mi? Efendim şöyle... Birgül bak dikkatli dinle beni. Dinliyorum. Doğru cevabı açtırırsanız finalde sizinle yarışıyoruz. Evet. Süper. Şakraklardan Lale. Sendeyim. Sonu su ile biten bir isim söyleyin. Aysu. Hande? İçimde kalmasın diye söyleyeceğim ben. Bengisu. Bengisu, bizde de Bengisu var. Filiz? Pelin su. Birgül? Ben Nilsu demiştim. Ama cevap... Ama cevap mı? Ama cevap Özgür'e bağlı. Orası. Biz Aysu diyoruz. Evet. Aysu diyorsunuz. Evet. Çıkacak. Bakalım Aysu var mı? İşte Göksu mu acaba? Evet açalım merak et. Bence benden daha çok merak edenler var. Bakalım en popüler 5'te ne varmış? O da kurtarıyor. Ben dedim ama Aysu Bengisu'dan daha popülerdir diye. Evet Bengisu da kazandırıyor. Onu da kazandırıyor. Evet. O zaman şöyle yapalım mı? Normalde biliyorsunuz karşı tarafı gönderiyorum. Göndermeyeyim. Evet. Aynı amaç için buradasınız. Evet. Aynen. Değil mi? Evet. Aynı teşekkür amaç için. Ediyorum. Harika bir amaç. Başta bulunacaklar, kazanırlarsa 10 bin lirayı. Böylelikle efendim bu akşam... Birgül'ün olduğu... Şakrak ailesiyle finaldeyiz. Efendim bu akşam gördüğünüz gibi her iki tarafımda da ailelerimiz var. Şakraklar, matraklar. 10 bin lirayı kazanırlarsa eğer bağışta bulunmak istiyorlar. Çok güzel bir amaç için gelmişler. Aynı zamanda mı eğlendiniz herhalde? Çok eğlendik. Harika, biz de çok eğlendik. Umarım sonu da böyle şakrak ve matrak olur. İnşallah. Şöyle bir şey yapmaya karar verdik topluca. Nasıl olsa aynı amaç uğruna buradayız. Bir ailesiniz. Bir taraftan birisi yarışacak, diğer taraftan da birisi yarışacak finalde. Doğru mu? Doğru. Evet. Evet. Şöyle matraklardan kim yarışacak? Atilla. Atilla abimiz yarışacak. Şakraklardan? Tabii ki bir gücü. Yoksa piserim. Gelin ve kaynımız yarışıyor. Efendim ilk kimle yarışacağım? Ben. Atilla abiyle. Bir gücüm seni şimdilik müzik odasına alıyorum.
Seni de final için yeni alıyorum Atilla abi. Atilla, bu akşam aileler yarışıyordan 10 bin lirayı kazanabilmeniz için toplamda 200 puana ihtiyacınız var. 20 saniye süren var. Sana çok basit 5 tane soru soracağım. Mümkünse aklına gelen ilk cevabı ver. Aklına hiçbir şey gelmiyorsa pas de. Pasteki süremiz kalsın. Anlaştın? Anlaştım. Bol şans diliyorum. Çocukların çok sık tükettiğinde annelerin kızdığı bir şey söyleyin. Asitli içecekler. Ege bölgesinde deniz kıyısı olan illerimizden birini söyleyin. İzmir. Bir ev eşyası söyleyin. Koltuk. Balayına gitmek isteyeceğiniz bir ülke söyleyin. Fransa. Pazar günleri insanların gitmediği bir yer söyleyin. İş. Atilla abi bakalım 10 bin liraya giden o yolda neler yapmış? İnşallah. Çocukların çok sık tükettiğinde annelerin kızdığı bir şey söyleyin dedim. Asitli içecekler dedin. Asitli içecekler size kaç puan kazandırır? Bölgesinde denize kıyısı olan illerimizden birini söyleyin dedim. İzmir dedi. İzmir size kaç puan getirir? Eşyası söyleyin dedim. Koltuk dedin. Koltuk. Size kaç puan getirir? Diyeceğiniz bir ülke söyleyin dedim. Fransa dedin. Fransa size kaç puan kazandırır 10 bin liraya giden o yolda? İnsanların gitmediği bir yer söyleyin dedim. İş dedin. İş size kaç puan daha getirir? Popüleri varmış. Varmış ama ona rağmen Atilla abi 117 puanı topladın. Tebrikler. Teşekkür ederim. Alkışlarla seni yerine alıyoruz.
için Birgül geliyor. Sizden daha heyecanlıyım. Ben... Birgül, bu akşam 10 bin lirayı kazanabilmeniz için toplamda 200 puana ihtiyacınız var. 25 saniye süren var. Sana çok basit 5 tane soru soracağım. Mümkünse aklına gelen ilk cevabı ver. Aklına hiçbir şey gelmiyorsa pas de. Pas de ki süremiz kalsın. Değiştir dersem, bil ki senden önce Atilla abi aynı cevabı vermiş demektir. O zaman da acil bir şekilde lütfen cevabını değiştir. Aklına takılan bir şey var mı? Yok. Harika. Bol şans diliyorum Birgül. Çocukların çok sık tükettiğinde annelerin kızdığı bir şey söyleyin. Çikolata. Ege bölgesine denize kıyısı olan illerimizden birini söyleyin. Bodrum. Bir ev eşyası söyleyin. Koltuk takımı. Değiştir. Yatak odası takımı. Balayına gitmek isteyeceğiniz bir ülke söyleyin. Miami. Pazar günleri insanların gitmediği bir yer söyleyin. Okul. Birgül, 10 bin liraya giden o yolda bakalım sen neler yapmışsın? Oraya bakıyorsun. Ne görüyorsun? Birgül. Şu anda heyecandan hiçbir şey görmüyorsun. Evet. Puanı görüyorum sadece. Ha görüyorsun, harika. 117 puan topladı Atilla abi. Senin verdiğin cevaplar sizi amacınıza ulaştırır mı? İnşallah. Kesinlikle İnşallah. Ulaştırır. İnşallah. Ben de öyle diliyorum. Çocukların çok sık tükettiğinde annelerin kızdığı bir şey söyleyin dedim. Çikolata dedin. Çikolata 117 puanınızın üstüne kaç puan daha getirir? Kendini alkışladın. Evet. Bravo sana Birgül. Ege bölgesinde denize kıyısı olan illerimizden birini söyleyin dedim. Bodrum dedin. Bodrum. Sizi 10 bin liraya ne kadar yaklaştırmıştır? Bodrum'dan sana puan veremedim. Akdeniz çünkü... diyecektim. Bodrum çıktı ağzından ya. Ne diyecektin? Akdeniz diyecektim. Antalya falan. Bodrum çünkü bir il. Evet, evet. İl değil. Sonradan. Evet. O heyecandan olur. Evet, heyecanla gitti. Sonuçta ondan bir önceki cevap kendi kendine aferin dedin. Evet. Orada en popüler cevabı açtırdın. Bir ev eşyası söyleyin dedim. Yatak odası takımı dedin. Yatak odası takımı kaç puan kazandırır size? Popüler cevabı televizyondu. Evet, ya. Dedim ama geçti. Doğru. Senin aklın takımlarda kaldı. Evet, takımlarda. Takımlara. Balayına gitmek isteyeceğiniz bir ülke söyleyin dedim. Miami dedin. Miami sizi 10 bin liraya ne kadar yaklaştırmıştır? Filiz,
alkış. Ülke değil. Evet, 35. Alkışlamayın beni. 35 verir. Olur, heyecandan olur. Alır mı bilmiyorum. 35 verir. 165 puandasınız. 35 puan lazım. Gelecek. 10 bin lirayı kazanabilmeniz için 35, Atilla abi onun hesabını çoktan yaptı. 35 puana ihtiyacınız var. Amacınıza ulaşmak için 35 puana ihtiyacınız var. Müthiş bir amaç için geldiniz. LÖSEV Vakfı'na bağışta bulunmak istiyorlar. Bir de SMA hastası bir çocuğumuz var. Ona da yardımcı olmak istiyorlar. O yüzden gönlümüz tabii ki istiyor ki kazanın. Pazar günleri insanların gitmediği bir yer söyleyin dedim. Okul dedi. Okul size bu akşam ihtiyacınız olan 35 puanı getirir mi? Daha da önemlisi 10 bin lirayla sizi buradan mutlu bir şekilde uğurlayabilecek miyiz? Bu akşam aileler yarışıyordan 10 bin lirayı verdiğiniz okul cevabıyla kazanabilecek misiniz? Bir gül. Okul buranın en popüler cevabı. Hadi bakalım. 35 puan. Buranın en popüler cevabı ama ihtiyacınız olan 35 puanı ya da üstünü getirir mi? Şimdi göreceğiz. Hadi ver. Söyle nereye gidecek büyük ödül? 10 bin artı 1000 lira gidiyor. 10 bin artı 1000 lira LÖSEV Vakfı ve SMA'lı Talha için biz kullanacağız. Hani yarı yarıya kullanabileceğimizi düşündük. Bu şekilde bir bağışta bulunacağız. Ya siz harika insanlarsınız. Ay benim şeyim karıştı Atilla abi, heyecanlandım, çok duygulandım. Çünkü niye aynı anda öpücük gönderiyordum, aynı yetenek. Çok güzelsin. Bir gün gelsene benim yanıma. Bir gün. Ama bak bak ahiste ahiste. Hadi hadi kapatacağız. Hadi kapatacağız büyük gülcüm. Çok güzel yarıştın. Bir yerde moral çok gidiyordu. Evet. Şeyde gittin. Bodrum'da gitti. Dedi ki çünkü sorum hakikaten büyük sorumluluktu amacımız, sendeki. Amacımız belliydi. Size, ekibinizle, bizi. Evet çok, çok teşekkür ederiz. Çok eğlendik. Herkese çok teşekkür ediyorum. Biz de çok eğlendik. İki geldim bir gün. Evet. Değil mi? Efendim bu akşam 10 bin lira artı sürprizli cevabımız olan 1000 lira müthiş bir yere gidiyor. Yepyeni bir aileler yarışarı tekrar görüşünceye de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi akşamlar.